Peki Cem Bey, size dönmek isterim. Burada konuşulanlara da muhakkak ekleme yapmak istersiniz, katkı sağlamak istersiniz. Ama özellikle vaatler tabii ki belirleyici oluyor bu kampanya süreçlerinde. Ancak bir türlü emeklilerin beklediği o vaatler gelmedi. Belediye başkanlarının inisiyatifine bırakılan bazı açıklamalar var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı örneğin seçilirse emeklilere bu şekilde bir ödeme yapabileceğini söylemişti. Ancak ona da örneğin yöneltilen şu eleştiri oldu. Hali hazırda kendi belediyenizde neden böyle bir çalışma yapmadınız? Neden emeklilere o zaman şu an vaat ettiğiniz ödemeyi kendi belediye başkanlığınız süresince neden yapmadınız diye soranlar da var. Sizden sonra ekonomiye geçeceğimiz için ben rotayı biraz ekonomiye kırdım. Ama siz tabii ki söylemek istedikleriniz, katkıda bulunmak istediklerinizle başlayabilirsiniz. Ve elbette sandık motivasyonu, seçmenin oy verme motivasyonu sizce nelere bağlı bu seçimde? Toparlamaya çalışayım. Bence Erdoğan'ın 2019'da ağzı kötü yandı. Aynı çukura bir daha düşmek istemiyor. Siyasi hayatının en ağır hezimetine uğradı 2019'da. Hiç beklemediği bir şekilde. Ve bu sefer de seçimi kaybetmemek için her yolu deniyor. Bakanları onun için sürüyor sahaya. Ben Binali Yıldırım için bu kadar bakanı sahaya sürdüğünü falan hatırlamıyorum. Ama Binali Yıldırım'ın bütün ne kadar zayıf bir aday olmasına rağmen fark 19 bin falandı. Yani çok 0 nokta küsürlük. 13 bin. 13 bin. Vardı. İlk turda 13 bin. İkinci turda 800 bin. Tabii ama ilk turda dediğim gibi. Yani çok, veri akışı durduğunda. Ben çünkü o gece yayındaydım. Marjinal bir fark vardı. Şimdi İmamoğlu'nun avantajları tabii çok bu sefer. İmamoğlu bu 5 sene içinde partiler üstü bir isim haline geldi. Yani dün beyefendiyle aynı programdaydık galiba, değil mi? Evet. Bir başka kanal. Evet. Orada da şunu dile getirdim. Yani İYİ Parti'den de oy alacak, Demli'den de oy alacak, eski merkez sağcılardan da oy alacak, sağdan da oy alacak, soldan da oy alacak, bazı AKP'lilerden de oy alacak. Çünkü bazı AKP'liler yani bu CHP adayı ama yani bizden bir farkı yok. Söylendiği kadar tehdit değil bu adamın kazanması şeklinde bir algı yaratıldı. Bu da onun avantajı. Kurumun zayıflığını her zaman konuşuyoruz, herkes söylüyor. Bu da Erdoğan'ın dezavantajı çünkü sağlam aday bulamıyor. Ağzı laf yapan siyasetçiyi barındırmıyor ki etrafında Erdoğan. Yalnız zaten tahmin ediyorduk aylar önce, burada sizin kanalda da tartışırken kimler aday olabilir? Sağlık Bakanı olabilir, İçişleri Bakanı olabilir, Murat Kurum olabilir. Yani yok öyle adamın kampanya tecrübesi, seçim tecrübesi, esnaf gezisi, pazar gezisi, çarşı gezisi, hitabet yok, olmayacak. Bunları da görüyoruz zaten. Zaten kurum da bence bu işi angarya olarak girdi. Reis emretti, emredersin reis dedi, girdi. Ben öyle düşünüyorum. Bunlar İmamoğlu'nun tabii ki büyük avantajları. Şimdi ama seçmen bir avantaj daha var. Ekonomiye bağlayacağım bunu. Seçmen Erdoğan nasıl 2019'da yediği bu hezimeti uğradı, bu hezimeti unutamıyorsa herhalde seçmenin büyük bir çoğunluğu da 14 Mayıs'tan sonra yediği kazığı unutamıyor. Yani 14 Mayıs öncesi yapılan vaatler, ekonomi düzelecek, enflasyon tek rakama inecek, trilyonluk doğal gaz bulduk, gabardan petrol fışkırıyor, rafine etmeden al traktöre yükle falan filan. Bunların hepsinin hava gazı vaatler olduğunu gören seçmen şimdi bunu yemiyor. Ha emekliye niye Mert Bey'in dediği gibi ya işte zaten darphaneyi çalıştırıyorsun. Aynen. İnanılmaz bir para basıyorsun. Bas parayı ver. Ha, orada da benim düşüncem bunu Erdoğan yapar normal şartlarda. Mehmet Şimşek yaptırmıyor ama neden yaptırmıyor? Bence Mehmet Şimşek
ya IMF ile ya başka bir kaynakla şartlı olarak anlaştı. Ve Mehmet Şimşek'e dediler ki Erdoğan'a söyle, bu yola giderse bizden kuruş yok seçimden sonra size. Erdoğan da bu durumu herhalde anladı, vehametini anladı. Çünkü rakamlar ortada ekonomide. Dolayısıyla Erdoğan bu yola girmedi. O da tabii onun için sandıkta büyük bir dezavantaj olacak. Şeyi dinledim kısmen, İmamoğlu'nu bu akşam. Hı hı. Dikkat ederseniz seçim meydanlarında konuyu Türkiye geneline getiriyor. Evet, bu akşam yayında da aslında yaptı. Evet, tamamını dinlemem ama bu akşam sanki dinlediğim kısmı daha çok İstanbul ve kurum ile ağırlıklı olarak oradan yürüttüğü işi. Yani ben Erdoğan'da dünkü, hele hele dünkü mitingi gördükten sonra AKP'de ve Erdoğan'da bir metal yorgunluk görüyorum. Erdoğan'da hikaye bitti, cephane bitti, kullanılacak, anlatılacak masal kalmadı. 20 sene kolay değil. Seçim üstüne seçim, vaat üstüne vaat, hiçbiri gerçekleşmemiş. Dikkat ettiniz mi? Dünkü hem kalabalık yoktu ama kalabalıktan önemli bir şey daha yoktu dünkü mitinginde. Coşku yoktu, heyecan yoktu, dinamizm yoktu. Hani lütfen, bindirilmiş kıtalar. Hadi bakalım yürüyün, mitinge kalabalığıydı o. Bütün bunları görürüz ama bütün bunları söyledikten sonra pazar günü seçim çantada keklik der miyim demem. Bunu bana asla dedirtemezsiniz. Çünkü hiçbir şey olmasa da bir şeyler olabilir. Merkez Hakem Komitesi beni endişelendiriyor. Gerçi tüm sandıklar güvencede dedi Ekrem İmamoğlu Sözcü Televizyonu'nda Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlarken. Evet, ancak hani bir yandan da yani hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır demek lazım. Yani seçim sadece çünkü İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de yapılacak. Dolayısıyla burada muhalefete çok ciddi görev düşüyor. Biz bunu 14 ve 28 Mayıs tarihlerinden sonra orada yaşanan zaafları maalesef yine şimdi yayınlarda öğrendik çünkü. Buyurun Cem Bey. 30 saniye daha rica edebilir miyim? Estağfurullah. Seçmene 99 seçimlerini hatırlatmak isterim. 99-2002. Sadece 3 sene vardı arasında. Ecevit'in partisi DSP %20 küsürlerden, tarihin en ağır ekonomik krizlerinden biri sonrası %1 nokta küsüre düşürüldü. Sizin ekonomiye dair bu seçimdeki belirleyiciliği, rolü, belirleyiciliği konusundaki fikriniz nedir? Normal bir demokraside son derece belirleyici olması lazım. Bizde 2002 öncesi dandik bir demokrasi vardı, yarım yamalak, ama hiç olmazsa İslam dünyasına, Türk dünyasına örnek gösterilen bir demokrasimiz vardı. Orada da seçmen gereğini yaptı. DSP örneğini verdim. Ama yani ekonomik kriz daha başlamadı. Ve AKP seçmeni de şunu farkındadır herhalde, bu NAS-MAS olayından dolayı. Benim gibi pek çok ekonomiyle ilgili yorum yapan katılımcılar da bunu yıllardır dile getiriyor. Bizim böyle bir ekonomik kriz yaşamamız için bir neden yoktu. Ekonomi bilimiyle inatlaştığı için Türkiye bugün ekonomi kanser oldu. Ve kolay bir iyileşme şeyi yok, imkanı yok. Dolayısıyla daha bir şey görmedi Türk seçmeni, bunun da farkında. Yani herkesi de oynatıyor işte, ben bu görevde olduğum müddetçe faiz artmayacak, ekonominin sorumlusu benim, ben. Bunları miting meydanlarında oynatsın CHP ya. Bunlar YouTube'da var, bangır bangır oynatsın. İftira falan, montaj videosu değil ki, Erdoğan'ın kendi sözleri. Ve geldiğimiz noktada bu. Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz. Ekonomik krizini yaşıyoruz derken şunu da söyleyeyim, yani rejim krizinin ekonomiye yansımasını yaşıyoruz. Çevremizde hiçbir ülkede
Fakir Ermenistan, efendim Gürcistan, Irak, bunlar da dahil, hiçbir ülkede emekli yarın sabah gidip de işte 10-20 lira ucuza et kuyruğuna sabaha karşı 1-2 lira ucuza pide kuyruğuna girmeyecek. Düşünün, bu iktidar, yani bunları şeyin vurgulaması lazım Özgür Özel'in de, konu ekonomi ise oho damardan girecek çok şey var, malzeme var. Ya sene 2024 arkadaş, adam Türkiye'nin 100 yılı diyor. Ondan sonra Ticaret Bakanlığı'na, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na simitçiler odası başkanı çağrılıyor. Simit dediğinizde 70-100 gram hamur parçası, üstü susam kaplı. Aman ha diyor, seçimden sonra zam yapın, şimdi yapmayın. Geldiğimiz duruma bak arkadaş. Yani bu parti hala bir birinci mi olur, oyu düşer mi, seçmeni küskün mü, bunları tartışıyorsak o zaman muhalefet şapkasını önüne koyup düşünecek. Doğru. Bundan büyük, yani böyle işin kötü tarafı umut yok. Seçimden sonra ışık yok. Adam evet. Kendi bakanı söylüyor. Yani parayı sıkacağım diyor. Sıkı para politikası diyor. İş talebi kısacağım diyor. Ama iddia ediyorum, hep söylerim, sonbahara doğru, hadi yaz geçsin, yok tarla domatesi gelecek, sivri biber gelecek, sebze meyve falan, oradan biraz hadi nefes alacak seçmen, vatandaş. Ondan sonra turizm olursa, Orta Doğu karışmazsa, bölge karışmazsa, turist gelecek, para gelecek. Ama sıkı para politikası sonbaharda, bu programlara çağırırsanız bizi neyi konuşacağız? İşsizliği, iflasları, siflahsız günleri, kepenk indiren esnafı, kredi alamayan esnafı, yatırımın olmadığını, bunları konuşacağız. Çünkü bu, yani ekonomide tıp gibi bir bilim. Bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Yağlı yersen damarlar tıkanır. Yani rakamlar ortada. Yani, git laboratuvara kan testi yap, orada rakamlar ortada. Başına geleceği bilirsin. Ekonominin de rakamları ortada. Adamın, doktorun söyledikleri ortada. Doktor Şimşek. Acı reçeteyi bu seçimden sonra uygulamak zorunda kalacağız diyorsunuz. Anladım. IMF'ye de gideceklerini iddia ediyorum. Peki Mert Bey, sizden de artık son turun içerisindeyiz. Şimdi birkaç konu var. Birincisi, bugün bir iş adamı, iş insanı servet vergisini söyledi. Hem de böyle çok muhalif olmayan, iktidarla da böyle arası kötü olmayan bir iş insanı. Her yere de çıktı zaten. Erdemoğlu'ydu soyadı yanılmıyorsam, değerli bir iş insanı. Dedi ki hani Türkiye'de dedi böyle bir sıkıntı var dedi. Yani bir servet vergisi aslında olması lazım dedi. Zamanında bunu Warren Buffett da Amerika'daki kriz için söylemişti. Dolayısıyla gerçekten böyle bir şeye de ihtiyaç olduğu konuşuluyor bu arada. Tabii uygulanır uygulanmaz o ayrı bir konu. Uygulanması zor, çünkü uygulanırsa zaten korkak olan para iyice kaçar. Ama hani böyle bir şey de var, konuşulan konu da var. Diğer bir konu şu. Mesela çok önemli bir hata daha yapılıyor bu arada. Çok bir yerde konuşulmuyor ama 6 ay, 1 yıl sonra, bilemedik 3 yıl sonra bu konuşulacak. Şu anda Türkiye'de bakın, kiracılar çok mağdur. Aynı şekilde mal sahipleri de çok mağdur. Şimdi her şeyin %100 arttığı yerde mal sahiplerini %25 ile sınırladığınızda orada şöyle bir algı var. Bütün mal sahipleri zengin. Oh oldu. Hayır değil. Bir sürü kişi var ki tanıyorum. Eskiden kirasıyla beri emekli maaşıyla babadan kalmış evinin kirasıyla geçiniyordu. Evet. Şimdi bu insanlar da çok mutsuz. Bunlarda da bir oy kaybı olacak. Yani orada bir iyi bir şey yapılayım derken büyük bir kayıp orada da var bakın. Ayrıca Mert Bey, yani bir insanın 10 tane de evi olabilir. Bu onun mağdur olması tabii, anlamına evet, gelmez yani. Servet düşmanlığı olur. Aslında aynı, zaten şu yapılan öyle oldu. Yani sen %100 vergileri arttırıp da %25 adama zam hakkı verdiğinde sen onun parasını %75'ini gizli vergi almış oldun. Evet. Buradan da çok mağduriyet var. Ve bununla ilgili bakın çok çok daha büyük bir tehlikeyi söylüyorum şimdi. Manşet olsun bu. Ülkedeki bizim 1 dolara bile ihtiyacımız var mı? Değerli üstadlarım, var değil mi? Dolarımız yok değil mi? Ülke olarak bir dolar yurt dışından yüksek faizle alıyoruz değil mi? Biz şu anda binlerce, on binlerce, yüz binlerce doları yurt dışına gidiyor şu anda. Ve yasal olarak gidiyor. İnsanlar çünkü diyor ki ben işimin içindeyim, görüyorum yani. Ben diyor bu kira oranıyla diyor, bu deprem riskiyle diyor, bu fahiş fiyatlarla diyor ben ev almıyorum diyor. Kiracı sorunlarında en büyük nedeni o diyor. Gidiyorum diyor Dubai'den diyor. Bakın evet. Yunanistan'dan diyor. Evet. İngiltere'den diyor. Karadağ'dan. Karadağ
bir sürü Amerika'dan, ben her gün bunlarla muhatabım. Yani Türkiye'de artık kimse ev almıyor. Bakın bu bir ülke için ne kadar kötü bir şey. Yani bizim o yaptığımız o kira olayı var ya, o %25 bir tanesi o. Bunun dışında başka hatalarımız da oldu ama bu bir anda Türkiye'deki emlak piyasasını da çökertti. Şimdi emlak piyasası diye düşününce insanlar çok böyle küçümsüyor aslında da, evet tabii ki tarımımız olsa daha iyiydi ama tarımı zaten bitirmiştik. Üretimi de bitirdik son 5-10 yılda. Şimdi bu emlağı da bitirirsek oradaki biten şu olacak, giden döviz geri gelmeyecek. Çünkü o ülkeler şöyle bir şey yapıyor, bizim yaptığımızı yapmıyor. Bizde nasıl? Sen parayı veriyorsun, vatandaşla alıyorsun. Anında ve 3 yıl sonra sattığında paranı geri alıyorsun. Orada öyle bir şey yok. Bir evet. Vatandaşlık vermiyorlar ve diyorlar ki sana. Oturum veriyorlar. Oturum sana. Veriyorlar ve diyorlar ki satamazsın. Dolayısıyla burada bir vatandaş, Türkiye'de diyelim ki 80 milyon içinden 500 bin tane zengin var diyelim. Bu 500 bin dolar kişi gitse 500 bin dolarlık mal varlığı alsa 250 milyar mı acayip bir para ediyor. Ve bu para Türkiye'den kaçacak gidecek, bir daha da gelmeyecek. Ve bunun acil tedbirini alınması, tedbir nedir? Tabii ki demokratik yollarla Türkiye'deki konut piyasasındaki bu sıkıntıları çözmemiz lazım. Bir dolara ihtiyacımız varken her gün yüzlerce dolar harcıyoruz, yurt dışına gidiyor. Bunu da bir altını çizeyim. Siz de bu işlerin içindesiniz, biliyorsunuz yani, görüyorsunuzdur yani. Dolayısıyla son bir de şeyi söyleyeceğim. Tabii bunların da şeyi bir de şu bu sıkıntıların yanında bir de tabii dediğimiz gibi yeniden refahında çok ciddi bir şey oldu. Son dönemde bir farklı bir strateji oldu. O da çok akıllıca kendince stratejiler uyguladı. Dolayısıyla orada da bir tabii ciddi bir oy alma kendince potansiyeli var diyorlar. Ama dediğim gibi yani benim için önemli şey şu ekonomik şeyleri bir an önce bizim kim gelirse gelsin. Önce yani mesela ben şeyi çok istiyorum. Hani bir an önce şu taksi sorunumuz, kentsel dönüşüm sorunumuz, enflasyon sorunumuz, tabii. Kiralarla ilgili sorunumuz. Gıda enflasyonu sorunumuz. Gıda enflasyonu. Bunları tarımı tekrar canlandırmamız lazım. O kadar çok sorunumuz var ki ve bunların hepsini yapmak için bizim bir strateji oluşturmamız lazım. Hatta evet. Geçenlerde şöyle bir espri yaptım. Ya dedim ben çünkü Almanlarla çok çalıştım yıllarca. Ya dedim keşke dedim biz her şeyin başına birer Alman getirsek dedim. Onlar öyle disiplinliler ki, öyle bir kurallar koyuyorlar ki, çünkü tık 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 plan yapıyorlar. Yani ben yurt dışından bir şirkete çalışırken bir ithalat yaparken toparlayacağım. Adamlar bir yıl planını yaptılar daha ortada bir şey yokken. Biz başlıyoruz, kervan yolda düzülür. Olmaz. Tabii. Yani tabii. Üniversiteler nereden baksın? Her yer üniversite. Bizi kıskanıyorlar. O ayrı. Ama biz bir planlama şeyimizi kapattık ya. Planlama tekrardan planlamamız lazım her şeyi. Evet. Ne kadar üniversite mezunumuz olacak? Hangi üniversiteden olacak? Hangi gıdamız olacak? Nerede ne kadar konut yapılacak? Bir yere konut yığılıyor. Her yer 1+1. Öbür tarafa her yer büyük. Orada bile plansızlık var. Dolayısıyla evet. Çok uzun konular ama hani ekonomi için gerçekten zor ve paranın demin hocamın dediği gibi sıkılaştığı için zaten başladı. Bir sürü şirket para ihtiyacı olacak.